Herkese merhabalar ben İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere 26 Şubat haftasında piyasada neler olduğundan ve 4 Mart haftasında piyasada neler beklendiğinden bahsedeceğim. BIST endeksi 26 Şubat haftasına 9.411 puan seviyesinde başladı. Borsa İstanbul haftanın ilk gününde gelen kar satışları ile gerileme gösterdi. PPK sonrası TL'deki zayıf seyir ve rezervlerdeki gerileme, satışlarda temel sebep olarak öne çıktı. Satışta banka hisseleri kendini gösterirken beyaz eşya, demir, çelik, cam, Otomotiv, rafineri takip etti. Salı gününe geçtiğimizde pazartesi günü gelen satışların hizmet sektörü öncülüğünde sertleştiğini gördük. Gıda para kendisi, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, havacılık, savunma, sigorta, telekom en çok gerileyen sektörler arasında yerini aldı. Hafta ortasında satışların banka hisseleri öncülüğünde daha da sertleştiğini izledik. Perşembe günü ise Borsa İstanbul'un hafta başından beri süren satış sonrası güçlü tepki alışı ile toparlandığını gözlemledik. Hizmet sektörü öncülüğünde beyaz eşya, gıda para kendisi, havacılık, telekom ve endeksteki büyük hisseler yükselişte önce oldu. Haftanın son işlem gününe geçtiğimizde endeks banka, sanayi, gıda, holding ve iletişim hisseleri öncülüğünde yataya bağlı negatif 9097 puan seviyesinde haftayı kapatmış oldu. Yurt dışı tarafta haftanın son işlem gününde beklentinin altında gelen imalat verisinin ve tüketici beklentilerindeki düşüşün sonrasında faiz indirim beklentilerindeki yükselişle endeksler yükseldi. Ancak yetkililer, Ocak ayında tüketici fiyatlarında yaşanan sürpriz artışın geçici bir yükseliş mi yoksa daha düşük enflasyona giden yolda bir engel mi olduğunu görmek için verileri takip etmeye devam edeceklerini, ancak indirimin muhtemelen bu yıl içinde yapılacağını belirtti. Dolar endeksi zayıflayan tüketici güveni ve beklentinin üstünde gerileyen ISM imalat verisi sonrası faiz indirim beklentilerini yeniden öne çekilmesiyle geriledi. G10 para birimlerinden pound ve euro dolar endeksinin gerilemesiyle primlendi. Gelişen ülke para birimlerinde ise karışık bir görünüm hakim oldu. Zayıflayan dolar ve gerileyen ABD tahvil getirileri değerli metalleri destekledi. Ons altın ve gümüşün primlendiğini gördük. Orta Doğu'da artan gerilim ve OPEC Plus ülkelerinin uyguladığı gönüllü üretim kesintisinin devam edeceğine yönelik spekülasyonlar nedeniyle petrol fiyatları yükseldi. Amerika imalat sektöründeki beklentilerin üzerinde daralma ve tüketici güvenindeki gerileme nedeniyle Amerika tarafında bu yılın Haziran ayında ilk faiz indirim beklentileri %90 seviyesinin üzerine çıktı. Tahvil getirilerindeki azalış uzun vadeli tahvil getirilerinden kısa vadeli tahvil getirilerine doğru arttı. Risk iştahının artmasıyla gelişen ülke euro tahvillerinin getirisi çoğunlukla gerilese de Türkiye Hazine euro tahvil getirisi verim eğrisi boyunca yükseldi. 5 yıllık risk birimi CDS'de 10 puan artarak 299 seviyesinde haftayı tamamladı. 4 Mart haftasında yurt içi tarafta ekonomik takvimde pazartesi günü Şubat ayı enflasyon verisini, ticaret dengesini ve ihracat verisini, perşembe günü ise bürüt net döviz rezervleri ve Şubat ayı hazine nakit dengesini takip edeceğiz. Bu haftanın takviminde yer alan en önemli veri enflasyon enflasyon verisi tabii ki de bu sabah gelen veri %4.53 açıklanırken yıllık %67.07 açıklandı. Beklentimiz yıllık %65,5 ve aylık %3,55 gelmesi yönündeydi. Piyasa ise aylık %4 bekliyordu. Piyasanın üstünde gelen veri kısa vadede TL varlıkları etkileyebilir. Ancak etkinin büyük olmayacağını, bozulmanın gıda kaynaklı olduğunu ve gıda dışı mallarda eğilimin iyileştiğinde söylemekte yarar olabilir. Orta vadede ise ilave sıkılaşma adımlarının gelip gelmeyeceği beklentisinin nasıl değişeceğine bağlı olarak şekil şekillenmesini bekliyoruz. Ayrıca 8 Mart'ta Fitch'in Türkiye not kararı da var. Türkiye görünümünü pozitife çekmesi piyasa açısından olumlu olabilir. Yurt dışı tarafta ise salı günü ABD tarafında hizmet PMI verisini, fabrika satışlarını, imalat dışı PMI verisini ve ISM imalat dışı fiyatları takipte olacağız. Hafta ortasında tarım dışı istihdam değişikliğini, iş imkanlarını ve personel değişim oranlarını Ham Petrol stoklarını takip edeceğiz. Perşembe gününde ise ECB faiz kararını, Amerika tarafında işsizlik haklarından yararlanma başvurularını ve ticaret dengesini takip olacağız. Haftanın son işlem gününde Euro bölgesi büyüme verisini, Amerika tarafında ise ortalama saatlik kazançları, tarım dışı istihdam verisini ve işsizlik oranını takip ederek haftayı kapatmış olacağız. Haftalık yabancı oranları değişim tablosuna baktığımızda en çok artanlarda liste başında Mondi, Edata, Kasım'da Cuhandaroğlu Metal, Akfen Yenilebilir Enerji sıralanırken en çok azalanlarda ise Altın Yunus Çeşme, Margün Enerji, Bor Şeker ve Obase Bilgisayar Danışmanlık gözümüze çarpıyor. Yabancı oranı 9 gündür artan hisselere baktığımızda Kuyaş Yatırım ve Migros sıralanırken yabancı oranı 8 gündür artan tarafa baktığımızda Hortoto ve Sabancı Holding'i görüyoruz. Yabancı oranı 10 gündür azalan hisselere bakarsak Avrupa Yatırım Holding, Dofer Yapı, İşbir Holding, Karter Yenilebilir Enerji, Kuzey Boru ve listedeki diğer hisse senetlerini söyleyebiliriz. Son olarak haftalık SPK bültenine geçersek QNB Finans Finansal Kiralamanın iç kaynaklardan 885 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.